Anne. Nereye gidiyorsun? Dur bekle, hazırlanayım da birlikte çıkalım. Birlikte mi? Evet. Gider birlikte güzel bir eve bakarız ikimiz için. Aslında başından beri haklıydın sen. Özlem bu eve ayak bastığında gitmeliydik aslında. Ama hala geç değil, değil mi? Melisa. Hatta şöyle yapalım. İstersen önce tatile gideriz. Anne kız baş başa. Sonra gelip yeni evimize yerleşiriz. Sen de zaten bunu istiyordun değil mi anneciğim? Ben hemen hazırlanıp geliyorum. Ne oldu? Neden değişti fikrin bir anda? Hani burada kalmak istiyordun. Ben hiçbir yere gitmiyorum. Sen git diyordun. Ne değişti? Sana haksızlık ettiğimi fark ettim. Öfkemden, kıskançlığımdan söylememem gereken şeyler söyledim. Senin ne kadar üzüleceğini hesap edemedim. Özür dilerim anneciğim. Boş ver. Belki böylesi daha iyi oldu. Sahip olduğum, sahip olma şansım varken sırtımı döndüğüm her şeyin kıymetini anladım. Nasıl yani? Sahip olma şansı derken? Cennetten bahsediyorsun değil mi? Ne yapacaksın anne? Gidip cennete her şeyi itiraf mı edeceksin? Evet. Hangi yüzle yapacaksın bunu? Affedecek mi sanıyorsun cennet seni? Ne yapacak, boynuna mı atlayacak? Asla. Cennet seni asla affetmeyecek. Biliyorum. Beni affetmesini beklemiyorum zaten. Kızım ben cennete veda etmeye gidiyorum. Hayır. Hayır söyleyemezsin. İzin vermiyorum. İstemiyorum ya. Sen sadece benim annemsin. Sen benim annemsin. Yeter Melisa. Yeter. Şımarıklığın bu defa bir işe yaramaz. Ver şu fotoğrafı bana. Olmaz. Olmaz anne, olmaz. Cennet asla öğrenmeyecek gerçekleri. Asla. Ver şu fotoğrafı dedim sana. İstemiyorum. Ben o kızı hayatımda istemiyorum. Cennet bizim hiçbir şeyimiz değil. Melisa! İsim vermeyeceğim. Cennet'in hayatımı mahvetmesine izin vermeyeceğim. Önce Selim, sonra sen. Buna izin vermeyeceğim, asla izin vermeyeceğim. Nefret ediyorum. Cennetten nefret ediyorum, duydun mu beni? Nefret ediyorum. Cennet. Neden? Hı? Neden? Sırf Selim beni seçti diye mi? Ne oluyor? Senden daha güzel ya da senden daha akıllı olduğum için değil. Sadece iyi biri olduğum için seçti beni. Kimseyi öldürecek kadar nefret etmeyeceğimi, adam tutup kaçırtmaya kalkmayacağımı bildiği için seçti beni. Ben sana inanmıştım. Ya ben sana inanmıştım. Benim için bıçağın önüne atladığına inanmıştım. Cennet ne oluyor kızım? Her şeyi Melisa yaptı. Beni, kaçıran adamı Melisa tuttu.
öyle değil. Bak, hiçbir şey senin düşündüğün gibi değil. Ben hiçbir şey dinlemek istemiyorum. Biliyorum. Her şeye rağmen beni siz kurtardınız. Kızınız için yapmış olsanız bile siz beni kurtardınız. Ama ben bunun için size teşekkür edemeyeceğim. Daha önce yaptığınız kötülüklere sayalım. Ödeştik. Söylenecek bir şey kalmadı. Gidelim. Hadi gidelim. Hazinesi buradaymış. Ben de bir an için zannettim ki... Cennet'i çağırır mısın? Cennet evde yok. Ama sen gelsen iyi olacak. Görmen gereken bir şey var. Gel hadi. Ya ben neden böyleyim? Neden herkese inanıyorum, hemen affediyorum, bir daha yapmaz diyorum? Neyse, neyse. En azından hatanın sende olduğunu anladım. Bu da bir şey. Yok, yok. Ben bir daha Melisa'ya inanmayacağım. Bak gör, bir kez daha canımı yakmaya kalksın, onun gözünün yaşına bile bakmadan polise vereceğim. İyi, iyi. Tamam, tamam. Öyle yaparsın da. Zaten Melisa'nın ya da annesinin senin yanına yaklaşabileceğini sanmıyorum. Gerçi yakında gelip özür filan dilerler. Yok asla. Ben bir daha o ikisinin yüzünü bile görmek istemiyorum. Babama özür dilenecek bir şey mi? O adam az kalsın bana... Tamam, tamam. Geçti. Geçti. Bir daha senin kılına bile zarar veremeyecek kimse. Tamam, zor yoldan öğrendin. Biraz acı oldu. Ama ne derler? Bir musibet bir nasihattan kıymetlidir. Öyle değil mi? İyiliğinde kötülük gibi boş yere yapılmadığını öğrenmiş oldun işte. Ama öğrenmen gereken bir şey daha var. Bak, bu dünyada ailenden başka kimseye güvenmeyeceksin. Senin ailen de benim. Bana güveneceksin. Birisi bir şey dediği zaman kötü bir şey, mesela Selim bir şey dediği zaman... Hayır diyeceksin, benim babam öyle bir şey yapmaz diyeceksin. Benim babam bana yalan söylemez diyeceksin. Benim babamın en kıymetlisi benim diyeceksin. Yani... Baba, yani Selim yalan mı söylüyor? Baba! Bak,
Sakın bana Selim'i öldürmeye kalktığımı falan ima etme. Çünkü bu sefer olmaz. Ben bir kere daha kızımın benim hakkımda şüphe etmesini kaldıramam. Kırılırım, parçalanırım. Ya, babacığım ben sadece olanları anlamaya çalışıyorum. Anlayacak bir şey yok. Selim kendinde değildi. O sakinleştiricinin etkisiyle belki bir hayal gördü. Ne bileyim, o hayale inandı belki. Bilmiyorum. Yani beni sevmediği düşünülürse artık ne yaptıysan. Neyse, neyse çok zoruma gidiyor. Hey babacığım. Tamam, beni sevmesin. Kızımı mutlu etsin, bana yeter. Taştan değilim canım ben de. Benim kalbim taştan değil. Sen bana bakma, mutlu olun, bana yeter. Baba, eğer Selim beni gerçekten seviyorsa sana böyle davranmaması gerektiğini öğrenecek. Yoksa beni kaybeder. İntihar ettiği silahta da böyleydi. Polis o yüzden hiçbir şey bulamadı. Bu durumda bu silahlar bir işe yaramıyor. Bu işimize yarayabilir. Koy bunu da. Burada sakladığına göre demek ki içinde önemli bir şey var. Bakalım neymiş. Ne zaman gelir Kaya? Bilmiyorum. Allah kahretsin ya. Şifre koymuş. Ne olabilir ki? Cennet. Cennet. Kızının adını koymuştur kesin. Yok değil. Neyse. Onu sonra hallederiz. Ne yapıyorsun sen? Al bakalım. Bu arada Kaya Cennet'i odaya kilitlemiş. Neden? Bilmiyorum. Ben kapıyı açtım, Cennet kaçtı. Kaya Bey de peşinden çıktı. Tamam. Sen eğer yeni bir şey bulursan bana haber ver, tamam? Tamam. Biliyorum. Her şeye rağmen beni siz kurtardınız. Kızımız için yapmış olsanız bile siz beni kurtardınız. Ama ben bunun için size teşekkür edemeyeceğim. Bana daha önce yaptığınız kötülüklere sayılın. Ödeştik. Ya bak gördün işte. İyileştiği falan yok. Aynı, hiçbir şey değişmiyor. Ya biz Melisa'ya falan iyilik yapmıyoruz. Bunun nesini alamıyorsunuz anne? Oğlum bir sakin ol önce. Ya sen. Ben sakin falan olamam. Aldığın eve getirdin işte, durum bu. Daha niye bekliyoruz ha? Çekip birisini vurmasını falan mı? Anne. Mahir olur böyle şey, ne saçmalıyorsun sen? Anne duymadı mı Cennet'in söylediklerini? Melisa'nın bu yaptıkları normal mi? Allah aşkına ya. Söyler misin anne? Hangi aklı başında insan adam tutup da kendini bıçaklatır? Hasta diyorum ya. Benim kızım hasta ve tedavi olması lazım. Mahir, yeter. Melisa böyle olmasını istemedi. Olayların bu noktaya geleceğini hesap edemedi sadece. Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Emin ol, senden benden daha iyi hesap etmiştir o. Ama ben burada oturup kızımın kendine zarar vermesini, bir başkasına zarar vermesini bekleyemem. Asla buna müsaade edemem. Ne oldu Mahir? Oğlun doğacak diye kızını hayatından çıkarmaya mı karar verdin? Ne? Ne biçim laf şimdi bu? Hayır, Melisa'dan bu kadar kolay vazgeçtiğine göre. Ben kızımdan falan vazgeçmiyorum. Aksine onu kazanmaya çalışıyorum ben. Onu kazanmak istiyorsan yanında olacaksın. Destek olacaksın. Her fırsatta sorumluluğu üstünden atıp kaçıp gitmeyeceksin. Bak. Melisa'ya kızmak için inan bana senden çok daha fazla sebebim var. Ben o gün senden çok daha fazla korktum. Çözüm bu değil Mahir.
Melisa'yı hastaneye yatırmana asla izin vermeyeceğim. Anladın mı? Asla. Thank you.
Benden kaçıyorsun farkındayım. Ama konuşmamız lazım. Lütfen beni ara. Sana hala çok kızgınım. Bana birkaç gün daha ver lütfen. Sakinleşmem gerek. Yanlış kişiye kızıyorsun Cennet. Ama yakında ne kadar haklı olduğumu anlayacaksın. Anneciğim. Anne. Annem nerede? Salonda mı? Arzu onun erkenden çıktı. Nereye gitti bu saatte sabahın köründe? Yani bilmiyorum. Bir şey söylemedi. Cavida. Buyur gel. Cennet. Cennet'i görmeye gelmiştim. Hay Allah. Cennet evde yok ki, babasında. Ay. Ay. Gel. Gel içeri geçelim gel. Kesin Cennet'le konuşmaya gitti. Kaya. Tabii ya, olsa olsa Kaya engel olur. Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Kapalı mı? Nasıl kapalı ya? Nasıl kapalı? Nasıl kapatırsın telefonunu? Her şeyi anlatacağım Cennet'e. Biliyorum.
Biliyorum ben bunları konuşmak için çok geç kaldım. Asla affetmeyecek beni. Hiçbirimizi affetmeyecek. Ama ne olursa olsun bilmeye hakkı var. Öyle çok özlemişim ki onu. Hiç bilmiyordum. Hiç. İçimdeki acı, öfke kızımı görmeme engellemiş. Ben ona her baktığımda 23 sene önce başıma gelenleri hatırlıyordum. Bu yüzden onu her gördüğümde içimdeki öfke, acı artıyordu. Meğer bu kaderin içindeki en güzel, en masum, en temiz şey benim kızımmış. Cennetmiş. Ama anlatacağım. Her şeyi, nedenlerimi, pişmanlıklarımı hepsini anlatacağım. İnsan çok garip bir varlık. Beni affetmeyeceğini biliyorum. Ama içimde böyle ufacık da olsa bir umut var. Belki her şeye rağmen, benim ona yaptığım her şeye rağmen, ona yaşattığım bunca acıya rağmen boynuma atılır, sarılır. Bilmiyorum. Hayal tabii ama. Belki annem der bana. Belli mi olur? Annesini görmeyi öyle çok istedi ki belki yapar. Yapar mı ki? Bugün olmasa bile elbet bir gün yapar. Cennet öyle bir kız ki kalbindeki merhamet hiç kimsede yok. Allah elini onun kalbinden hiç çekmemiş sanki. Mukaddes Hanım, her ne olursa olsun ben bugün Cennet'e annesi olduğumu söyleyeceğim. Tamam, o zaman ara gelsin. Ay yok, dur. Burada olmaz. Baş başa konuşun. Kaya. Kaya duymamalı ama. Yoksa asla izin vermez. Ben her şeyi, gerçekleri Cennet'e anlatacağım dedim diye bütün suçu Melisa'ya atmış biliyor musun? Sırf Cennet'i bizden uzaklaştırmak için. Yapar elbet. Ondan her şey beklenir. Ama dur, o şeytan bu defa sizi engelleyemeyecek. Sen bana Cennet'i nereye çağırayım onu söyle. Kaya Bey, bunları odanıza koyacaktım ama kapısı kilitli. Anahtarı alabilir miyim? Ben sana o oda yasak demedim mi? Ha? Öyle anlaşmamış mıydık? Ben sadece temizlenmesini istemiyorsunuz sanmıştım. Özür dilerim. O odaya adım atılmayacak. Yasak. Özür dilerim. Tamam efendim. Baba, neden kilitli ki oda? Allah Allah. Benim özelim ya. Ya bu kadınların merakı beni çıldırtacak. Efendim babaanne? Cennet, bugün hava çok güzel. Biz Suna ablanla ev bakmaya çıkmıştık. Şimdi oturduk çay içiyoruz. Hadi sen de gel. Olur babaanneciğim. De neredesiniz? Tamam, tamam geliyorum. Ne diye yine mukaddesa, ne diyor? Babaannemle buluşacağım. Ya iki gün şurada baba kız vakit geçirelim dedik, ondan rahatsız oldu ha? Baba. Of, hadi tamam, Halin seni bırakır. Gerek yok, ben kendim giderim. Ama sonra geri döneceksin. Bak, hiç vakit geçiremiyoruz. Doyamadım ben sana. Tamam babacığım, tamam. Hadi. Akşama geliyorsun. Ali! Neredesin be adam? Buyur abi. Fırla Cennet'in peşine. Eğer Arzu yakına yaklaşırsa al, tut getir onu buraya. Tamam mı? Emredersin abi. Ama Cavidan yenge evde. Evin etrafına birkaç adam diktim.
arabası falan çıkmamış. Sadece Mahir'in ve Orhan'ın arabası çıkmış. Onlarla çıkmış olmaz. Neyse sen fırla hadi. Tamam abi. Şu Cavidan'ı boş bırakmamak lazım. Şirkete gidip bir bakayım. E bunun şarjı bitmiş. Pınar! Buyurun Kaya Bey. Ben şirkete gidiyorum. Akşam dönerim. Tamam Kaya Bey. Alo buyurun. Kaya Bey evde mi? Hayır. Az önce çıktı. Çabuk çabuk durdurun onu. Çabuk çok acil lütfen. Bir saniye hanımefendi hemen bakıyorum. Kaya Bey! Kaya Bey! Hanımefendi maalesef kaçırdım. Allah kahretsin. Nereye gitti peki? Şirkete gidecekti. Ben kim arıyor diyeyim? Allah kahretsin. Allah kahretsin.